Oyun sesiyle kendi sesiniz bir olduğu için onu video düzenlemede ayarlayamıyorsunuz. O yüzden burayı dikkatli izleyin. Belirli bir pencere yakalayı seçtikten sonra altta açılan sekmeyi de buradan tıklayıp buradaki oyunumuzun ismi çıkıyor. Yani ben bunun üstüne çalışırken bunu yanlışlıkla kaydırdım köşesini. Bunu nasıl önleyebilirim? Şu şekilde önleyebilirsiniz, hemen göstereyim sizlere de. Burada mikrofonum, hoparlörüm, neyi ayarlayacaksam orayı ayarladığım kısım. Herkese selam. YouTuber eğitimleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oyun videosu nasıl çekilir? A'dan Z'ye her şeyi anlatacağım. Öncelikle Google'a girip OBS Studio yazıyoruz. Daha sonrasında en üst sekmede yer alan obsproject.com'a gidiyoruz. Açılan pencerede eğer bilgisayarımız Windows ise Windows seçiyoruz. Mac ise Mac'i seçeceğiz. Burada önemli olan kısım bilgisayarımız 64 bit mi 32 bit mi? Bunu öğrenmek için masa üstüne geliyorum. Bilgisayarıma giriyorum. Daha sonrasında boş ekrana sağ tıklayıp özellikler diyorum. Burada bilgisayarım 64 bit mi 32 bit mi? Burada karşıma çıkıyor. Daha sonrasında tekrardan geliyorum. Benim bilgisayarım 64 bit olduğu için direkt olarak kurucuyu indiriyorum. Ben şimdi indirdim. Kurumaya başlayalım. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır deyip kurma işlemlerime başlıyorum. Burada normal bir şekilde ileri ileri diyerek kurma işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Buradan normal bir şekilde kurulum gerçekleşiyor. Evet, şimdi kuruldu. Daha sonrasında bunu bitir diyoruz. Bekliyoruz açılmasını. Evet, ben de şu an nasıl açıldıysa sizlerde de o şekilde açılacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Şu anki güncel versiyonu 26.1.1. Bunu unutmayın. Şimdi bizi böyle bir ekran karşıladı. Biz yayın değil, biz oyun videosu çekeceğimiz için burada sadece kayıt için iyi hale getir yayın yapmayacağım. Buna tıklayıp ileri diyoruz. Buradan monitörümüzün çözünürlüğü ve kaç FPS ayarlayacaksak onu seçiyoruz. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Buna da ileri diyorum. Buraya da ayarları uygula deyip bitiriyorum şimdi. Daha sonrasında ekranımı büyütüyorum şimdi. Burayı dikkatli izleyin ki adımları kaçırmayın arkadaşlar. Şurada bir tane sahnemiz var. Hiç sahne oluşturmamıza gerek yok. Öncelikle oyunumuzu eklememiz lazım. Oyunumuzu eklememiz için arkadaşlar sağ tıklıyoruz. Ekle diyoruz ve buradan da oyun yakalamaya tıklıyoruz. Buna tamam dedikten sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Buradaki mod kısmından belirli bir pencere yakalayı seçtikten sonra altta açılan sekmeyi de buradan tıklayıp buradaki oyunumuzun ismi çıkıyor. Buradan oyunumuzu seçeceğiz. Oyunumuzu seçiyoruz ve buradan tamam diyoruz. Diyeceksiniz ki şu an oyun gelmedi. Çünkü arkadaşlar oyunumuza geldikten sonra böyle 3-5 saniye herhangi bir yere tıkladıktan sonra, yani gezindikten sonra tekrardan OBS stüdyomuza geleceğiz. Şu an oyunumuzu algılaması için bunu yapmamız lazım. Tekrardan OBS stüdyoma geldiğimde gördüğünüz gibi burada PUBG'yi aktif bir şekilde ekranımıza yansıttı. Örnek veriyorum, kameramızı eklemek istiyoruz. Onu da hemen şu şekilde ekliyoruz. Sağ tıklıyoruz, ekle diyoruz. Buradan video yakalama aygıtını seçiyoruz. Buna tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi kameramız geldi. Ama şu an benim kameram takılı olmadığı için böyle bir ekran karşıladı bizleri. Sizler de kameranız takılı olduğu için buraya geldiğiniz takdirde burada kameranızın marka ve modeli yazacak. Ona tıklayıp tamam dedikten sonra aktif bir şekilde kameranız gözükecektir. Bunu kameranızın olduğunu varsayın. Düzgün bir şekilde ayarlayalım. Burayı böyle boyutunu küçültüyorum. Şu şekilde. Daha sonrasında şuraya ayarlıyorum. Tamam. Şöyle kameramız burada olduğunu varsayalım. Tamam, güzel durdu ama ben bir de buna çerçeve eklemek istiyorum. Böyle hoş gözükmesini istiyorum. Bunu nasıl ekleyeceksiniz? Tekrardan Google'a geliyorum. Burada OBS Overlay PNG yazmam lazım. Bunu yazdıktan sonra görsellere geliyorum. Burada dilediğinizi beğenip kullanabilirsiniz arkadaşlar. PNG olmasını dikkat etmeniz yeterli olacaktır. Burada örnek vermem gerekirse ben bunu çok beğendim. Buna tıklıyorum. Sağ tıklayıp farklı kaydet diyorum ve masa üstüme kaydettim. Gördüğünüz gibi hemen 1 saniye içerisinde indi. Bunu sürükleyip buradaki kaynaklar bölümüne bırakıyorum. Gördüğünüz gibi geldi. Bunun boyutunu şimdi kameramın boyutuna eşdeğer yapmam lazım ki güzel gözüksün. Tekrardan bunun boyutunu böyle bu şekilde ayarlıyorum. Çekiyorum şuraya. Sizler bunu daha dikkatli yaptıktan sonra güzel gözükeceğine emin olabilirsiniz. Buradan boyutunu güzel bir şekilde ayarlıyorum şimdi. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi hafif kenarları uzak kaldı. Bunu da arkadaşlar shift tuşuna basılı tutarak bunu ayarlayabiliyorsunuz şu şekilde. Şöyle bakalım nasıl durdu. Tamam, bizim için yeterli. Peki örnek veriyorum, mesela
Ben buraya tıkladım, bu yanlışlıkla kaydı. Nasıl olacak peki? Bunu önlemek adına arkadaşlar tekrardan bunu düzeltiyorum. Yani ben bunun üstüne çalışırken bunu yanlışlıkla kaydırdım köşesini. Bunu nasıl önleyebilirim? Şu şekilde önleyebilirsiniz hemen. Göstereyim sizlere de. Buradaki kilit ikonlarını görüyorsunuz. Buna bir defa bastığınız takdirde kilitlenir ve hiçbir şekilde oynatamazsınız arkadaşlar. Bakın bunu tekrardan açtığımda dilediğim gibi oynatabiliyorken tekrardan kapattığımda hiçbir şekilde oynatamıyorum. Aynı şekilde bunlar için de geçerli. Bunları kapattığımda hiçbir şekilde oynatamıyorum. O yüzden işiniz bittiğinde bunları kilitleyin ki herhangi bir sorun yaşamayın. Şu an ekranımızı ayarladık. Önemli olan kısımlardan bir tanesi de OBS ayarları. Gelin şimdi onları da beraber ayarlayalım sizlerle. Buradan ayarlara geliyorum. Karşıma böyle bir sekme geldi. Burada işim yok arkadaşlar şu an. Sadece buradaki şu ayrıntıyı kaçırmayın. Başlangıçta güncellemeleri otomatik olarak denetleyip tık atın ve uygula deyip tamam deyin. Bunu unutmayın çünkü güncel versiyonu geldiği zaman güncellemenizde yarar var. Bunu unutmayın. Şimdi bizim burada önemli olan kısım yayına hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Çünkü yayın yapmayacağımız için çıkışa geldim. Çıkış modunda arkadaşlar burada sizlerde de basit yazar. Basiti gelişmiş olarak ayarlayın. Şimdi gelişmişe tıkladık. Burada yayınla ilgili bir şey yapmayacağımız için yayına da dokunmuyoruz. Bizi burada ilgilendiren kısım kayıt kısmı. Kayıda geldikten sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar burada türü, buradan özel çıkış yapın. Burayı seçtikten sonra burada gördüğünüz gibi dosya yolu var. Yani videolarımız nereye kaydedilecekse orayı ayarlamamız lazım. Buradan göz at diyoruz. Buradan masaüstünü seçip tamam diyorum. Daha sonrasında kapsayıcı biçimine gelin buradan. Buradan MP4'ü seçin. Şuradan MP4'ü buluyoruz beraber. Buradan MP4'ü seçin. Video bit hızını 2500 yerine burayı ben 8000 yapıyorum. Şu ayrıntıya dikkat edin arkadaşlar. Ses parçası. Oyun sesiyle kendi sesiniz bir olduğu için onu video düzenlemede ayarlayamıyorsunuz. O yüzden burayı dikkatli izleyin. Burada ses parçası olarak 1 ve 3'ü seçin. Şimdi neden seçtiğimizi anlatacağım. Daha sonrasında ses kısmına geliyorum. Burada mikrofonum, hoparlörüm neyi ayarlayacaksam orayı ayarladığım kısım. Burada arkadaşlar masaüstü sesini buradan varsayılan yerine buradan hoparlörümü seçiyorum. Daha sonrasında mikrofon olan kısmı da mikrofonum neyse onu seçiyorum. Benim mikrofonum şu an bu. Bunu seçiyorum. Ve burada işlemim şu an bitti. Video kısmına geliyorum arkadaşlar. Burada da monitörünüzün boyutu neyse onu ayarlayın. 1920x1080 ise onu ayarlayın. Benim şu an 1920x1080. Buradaki önemli kısımlardan bir tanesi de FPS ayarı. Bunu 60 FPS yapabilirsiniz. Eğer ki bilgisayarınız kasmıyorsa, bilgisayarınızın özellikleri yetiyorsa 60 FPS yapın. Burayı da 60 FPS yaptıktan sonra uygula diyorum ve tamam diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada masaüstü sesimiz, mikrofonumuz ve burada video yakalama ayarı yani kameramız. Buradaki mikrofonumuzun üstüne geliyoruz, sağ tıklıyoruz. Burada gelişmiş ses özellikleri var. Buna bir defa tıkladıktan sonra böyle bir kanal açılıyor. Biz masaüstü sesimizi ne seçtik? Bir seçtik. O yüzden buradaki diğerlerini kapatıyoruz. Daha sonrasında mikrofonumuzu ne seçtik? 3 seçtik. O yüzden mikrofonumuzda da sadece 3'ü bırakıyoruz. Diğerlerini kaldırıyoruz. Zaten video yakalama aygıtı olarak da bir şey yapmadığımız için yani sesimizi webcam kameramızdan almayacağımız için tüm bu tikleri kaldırabiliriz buradan. Bunu da seçtikten sonra kapat diyoruz. Buradaki önemli kısımlardan bir tanesi de arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi mikrofonumuz eğer ki çok fazla sesin patlamasını istemiyorsanız bunu hafif bir şekilde kısabilirsiniz şu şekilde. Ama oyunun sesini biraz daha aşağıya almanızda yarar var. Çünkü oyunun sesi çok fazla olacağı için sesinizi bastırmaması lazım. Yani sizin sesiniz oyunun sesinden daha fazla çıkması lazım ki insanlar sizin sesinizi duyabilsin. Şimdilik ayarlarımızı güzel bir şekilde yaptık gördüğünüz gibi. Mikrofonumuz ayarlı, masaüstü sesimiz ayarlı ve video yakalama aygıtımız da ayarlandı. Bu şekilde bir sesimizi ayarladık. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Kaydı başlattım gördüğünüz gibi. Oyunuma tekrardan geliyorum. Mesela örnek vermem gerekirse ben oyunda bir şey tanıtacağım şu an. Öyle örnek vereyim. Herkese selam. Oyuna gelen yeni kıyafetleri deneyeceğiz. Bakalım güzel mi değil mi? Bunları sizlerle beraber karar vereceğiz arkadaşlar. Bakalım mesela burada güzel kıyafetler var. Şu hoşuma gitti benim. Bunu kullanmak istiyorum aslında. Sizler ne diyorsunuz bu konu hakkında? Sizlerin yorumu benim için çok önemli. Bakalım mesela böyle bir video çektiğimizi düşünelim. Tekrardan OBS Studio'ya geliyorum. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar
kaydı durdur diyorum. Kaydım şu an durdu gördüğünüz gibi. Masa üstüme tekrardan geliyorum. Burada kaydım benim için hazır. Herkese selam. Oyuna gelen yeni kıyafetleri deneyeceğiz. Bakalım güzel mi değil mi? Bunları sizlerle beraber karar vereceğiz arkadaşlar. Bakalım mesela burada güzel kıyafetler var. Şu hoşuma gitti benim. Bunu kullanmak istiyorum aslında. Bu kostüm güzel mi değil mi? Sizlerin yorumu benim için çok önemli. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.